Show devam ediyor ve yanımızda iki değerli konuğumuz var. Onlar da Almanya'dan burada yaşıyorlar. Ben bilmem, eşim bilirin birincileri. Ya Esra ve Sabit bizlerle beraber. Sabit'cim var mı mikrofonun? Alın var oradan abi. Mikrofonları bugün... var mı? Ha. Ya, alo? Alo mu? Alo ne ya? Abi. Ses ses. Abi geliyor. Ay. Geliyor. Alo, Hakan Altun'un lafı. O onun şey yapacak, evet. Alo, tamam. Sabit, tanıyalım seni. Oh, kına diyor ki. Evet. Sabit'cim, tanıyalım seni. Ben Sabit. Almanya'dan geliyorum. Almanya'dan geliyorsun. Evet. Nereye geliyorsun şu anda Almanya'dan? Ya Dortmund. Dortmund'da. Dortmund, Bochum'a yakın. Nereye yakın? Bochum. Bochum'a yakın. Evet. Bochum'a yakın. Ne kadar yakın diye soracağım, ayıp olacak şimdi. Daha ne kadar yakın? 10 kilometre. 10 kilometre. Evet. Bir şey de yokmuş o kadar fazla. Yakın yani. Ben bu Almanya'yı anlamadım ki zaten. Ne nereye yakın, ne nereye uzak. Her şey birbirine yakın gibi. Abi biz geçen sene, değil ondan önce sene Düsseldorf'ta oyun oynadıktan sonra dediler ki seni eğlenmeye götürelim oyundan sonra. Dedim gidelim. Yani bir yere götürelim. Eğlence. Ey peki. Dediler ki nereye? Bochum'a götürelim. Düsseldorf'tan çıktık yola. Arkadaş bir saat, iki saat. Düsseldorf bitti. Düsseldorf'u geçtik, Mönchengladbach bitti. Nürnberg bitti, her yer bitti. Ne Bochum bir yer, anladın mı? Hani gidemiyorsun da yani. Baya bildiğin yani, baya ciddi uzak bir yermiş orası. Peki ne iş yapıyorsun Sabit? İşte ben yarışmaya katılmadan önce makine operatörü olarak çalışıyordum. Evet. Başka bir işe girdim şimdilik. Ne iş yapıyorsun? Çok sağlam bir iş aslında. Nedir? Almanya'da Hakan ne olabilir, çok sağlam bir iş. Yani parası iyi galiba. Neyi? Parası iyi galiba. Parası iyi bir iş herhalde, evet. Yani garanti bir iş. Hani hiç ölmeyecek bir iş. Allah Allah. Biz de mi yapsak? Bir dakika acaba? Sana mı teklif geldi? Çok yoruluyorsun ama hiç ölmeyecek bir iş yani. Evet. Sana mı teklif geldi bu işten? Nasıl yani? Yani gittim oraya. Yani şimdi benim eşime gitmen dolayı işimi kaybettim orada. Evet. Mecburiyetten şimdi Arbeitslos yani. Arbeitslos'a dayandım artık. Sırtımı oraya verdim. Nedir o? Çok tatlı. Arbeits. Onlar da gurbetçiler Alman. Var mı yanımızda Arbeits'te çalışan? Arbeits nedir abi? Nasıl bir iş? Abi, neyi garanti işin yani? Vergi ödemiyorsun. Oh diye. Çok güzel, güzel iş gerçekten. Çok güzel iş gerçekten. Vallahi harika. Ben hemen talk show bırakıp Almanya'da Arbeits'e girmek abi, istiyorum. Abi çok tavsiye ederim gerçekten. Almanya'ya taşındığın zaman bu işe gir yani, çok güzel bir şey. Bir de tavsiye de veriyor bu işe gir diye. Ne ama, ama, ya. Ama doğru söylüyorsun abi. Evet, daha işi bilmiyoruz. Oğlum, ayıp bir iş mi? Niye söylemiyorsun işin ne olduğunu? Nasıl bir işe çalışıyor? Karın da Arbeits'te mı çalışıyor? Ben çalışıyor. Ona ben dedim işten çık dedim, oraya gel dedim. Daha iyi geçiniriz dedim hatta ama çıkmıyor. Yani günde kaç saat çalışıyorsunuz? Günde şöyle anlatayım. 12 saat yatıyorum 7-24 yani. Çalışıyor, Allah seni inanırsın. Nedir? Arı gibi yani çocuk, evet. Arı gibi. İş 12 saat yatıyorsun. Evet, işin yatmak. Ha, yatacaksın. Yatmaya mı para alınıyor? Evet, abi ben bu alın. Almanya'nın gözünü seveyim ya. Yat yat para versinler valla. Nasıl bir... Ama yıllarca Türkler de Almanya'da vergi ödediler. Onlar da biraz versinler yani. Hayır, ben işi hala anlamadım. Ne işe çalışıyorsun? Yani şöyle diyeyim, işsizim ben. İşsizlik parası alıyorum. Arbeitslos. Vay arkadaş. Garanti işlediği buymuş ya yani. Ya niye çalışmıyorsun? Abi, anlatsana gerçekten... biraz. Nasıl ya, oluyor? 10 sene çalıştım makine operatörü. Evet. Fabrikada çalıştım. Hani eve geliyordum. Yani burada aynı robot gibisin zaten. İşin varsa robot gibisin. Hani sosyal hayatın bitiyor. Fazla bir şey yapamıyorsun. Evet. Yani burada şimdi Arbeitslos'um gerçekten kendime geldim hani. Bakın ne biliyorum. Ama hakikaten öyle Hakan abi gerçekten. Vallahi bak öyle. Kendime geldim hani. Biz de gelelim Almanya'ya. İyi bir şeymiş. İyi bir şeymiş. Kendime geldim ne ya? Baya rahatladım diyorsun artık ya. Rahatım yani rahatım. Esra çalışıyor işte.
O da o kadar güzel bakıyor ki. Ne kadar tatlı. Aşıklar canım birbirlerine. Maşallah. Aşık. Düşünsene ya, evleniyorsun, kocan Abax. Düşün. Düşün yani, hani bulunmaz nimeti yani. Sen zaten kardeşim hiç çalışmıyorsun ki. Ya Abax'ın ya yarışmaya katılıp araba kazanıyorsun. Senin her şey bir yerden geliyor zaten ya. Bu aralar iyi gidiyor. 2016 iyi geldi bana. Şanslı. Evet, maşallah. Belli. Bir de sizin yanınızda burada olmak hani gerçekten hayal edilecek bir şey. Estağfurullah. Esas evet. Biz neyiz? Biz bir Abax'ın yanında oturmaktan dolayı. Ancak bizim onur diyebiliriz. Bir onur diyebiliriz ancak yani. Sürdürdüm. Tabii canım. Sürtün sürtün. Abax. Bir bayram sürtün artık falan. Oh Abax. Abax. Hepimize bulaşsın. Abax geçsin. Oh. Vay arkadaş ya. Vay be. Bak dünyada her şey aklıma gelirdi. Bir gün bir Abax'la ile tanışacağım. Vay. Ya Esra mı çalışıyor evde? Evet, Esra mı çalışıyor? Esra evet evde çalışıyor. Yani şey yapıyor. Kosmetikte çalışıyor. Evin biri Esra yani. Sen ne iş evet. yapıyorsun Esra? Kozmetik bölümündeyim. Kozmetik bölümündesin. Evet. Evet. İyi kazanıyor musun? Allah'a şükür yani yetiyor. Ay kazanmıyorsan zaten meslek belli. Burada yatıyor aslan gibi. Mesleğin varken niye eşek gibi çalışasın? Merhaba, ben diyorum çalışma diyorum. Çünkü çalıştığı zaman Fırat o bazı çalışıyor. O gerek yok aslında ama çalışıyor hararetli şekilde. Hararetli anlatıyor. Evet hararetli anlatıyor. Türkçesini alalım lütfen. Teşvik ediyor. Ben umarım şu anda ekran başından bizi izleyen Türkiye'deki dostlarımız sohbetin bir kısmını anlayabilmişlerdir. Çünkü Fıro Box mı çalışıyor? Onu gurbetçiler anlarlar ama. Bizim gurbetçiler bilirler onları herhalde. Fiorat Ogu Baziz. Ooo. Öyle söylesene ya. Tamam. Allah kahretsin. Öyle söyle. Ben senin diksiyonunda senin sorun var. Söylesene sen Fiorat Ogu Baziz diye. Hemen anlarız onun bir zorunu. Şimdi onların bir videoları var. Yani yarışmadan bir videoları var. BTR'miz var. Bir de enteresanlar, birbirlerini de çok iyi tanımıyorlar. Yani hani normalde dışarıdan izlesen evli değil dersin, o kadar tanımıyorlar. Bir VTR'yi bir efendim, kaç yıllık evlisiniz? 10. 10 oldu, evet. 10 oldu. Emin değil ama gene. Emin değil. Ya 11'e giriyoruz yani, seneye 11 olacak. İyi, hadi hayırlısı olsun bakalım. Evet. Bir izleyelim, buyurun. Adım Sabit Şimşek. Almanya'dan geliyorum. Aslen Kırşehirliyim. Aynen, benim adım da Esra Şimşek. Kozmetik bölümünde çalışıyorum. Duyuyor musun? Duyuyor musun? Ne oluyor Esra? Uyuyum. Ne yapıyorsun ya? Süreniz başladı. Doğum tarihin ne? 16.1.1985. Hayır. Boyum kaç? 1.67. Hayır. Evlendiğimiz tarih? 12.7. Hayır. Hakikaten ama ben balıklardan korkuyorum. Gerçekten korkuyorum. Denize girmiyor mesela balıklar diye. Ne diyorlar? Korkuyor yavrum. Şu çok cin gibi bak duruyor orada beni bekliyor. Ay çok korkuyorum ben de. Bu seferki kısır çok felaket. Kim yaptı ellerine sağlık. Hele bir de nar eşkisini sıktım ya üstünde. Nar eşkisini sıktım. Nar eşkisi. Nar eşki, nar eşki. Nar eşkisi. Nar eşkisi. Diyemiyorum ya ne yapayım ya. Tarak. 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 Kırmızı. Eğer arabayı kazanırsam o saçları kestireceğim. Burada. Sıfır. Burada. Türk.com Komik Art'ın sunduğu Bell Show devam edecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.